Sevgili arkadaşlar, 30 Haziran'dan önce neler yapmalıyız videosuna hoş geldiniz. 30 Haziran'dan önce neler yapmalıyız? Niye 30 Haziran? Biliyorsunuz 30 Haziran'da YEP puanları açıklanacak ve bu bekleme sürecinde YEP puanlarını beklerken neler yapabiliriz? Onunla ilgili sevgili Fulya hocamız ve sevgili Burcu hocamız, Burcu Altınok, Fulya Altıntaş birlikte ciddi bir çalışma yapmışlar. Ben de bu onların nimetlerinden yararlanıyorum. Sizlere onların çalışmalarını paylaşıyorum. Şimdi 30 Haziran'dan önce neler yapılabilir? Birincisi özel okulların tanıtım günleri var arkadaşlar. Eğer özel okul düşünüyorsanız bu tanıtım günlerine katılabilirsiniz. İkinci olarak YEP puanınızı internet üzerinden hesaplayıp puanınızın altında ve üstünde olan gidebileceğinizi düşündüğünüz okulları görmeye gidebilirsiniz. Veya 30 Haziran'ı bekleyip başarı sıranız ve yüzdelik dilimine göre kazanma olasılığınızın yüksek olan okulları tespit edip bunları gezmeyi de tercih edebilirsiniz. Ya da oturup evinizde YouTube'u açıp, interneti açıp okullar hakkında internet sayfalarından ve YouTube'daki tanıtım videolarından okullarınızı, hatta ve hatta bizim kanalımızdaki bazı okulların tanıtım videolarını da seyredebilirsiniz. Üçüncü olarak yüksek puan alan öğrenciler için özel okulların burs imkanlarını soruşturabilirsiniz arkadaşlar. Bazı okullar sizin puanınız çok yüksek olduğu için, eğer yüksekse, o zaman size %100 burslar bile alabiliyorsunuz. Okul puanları, yani YEP puanları yüksek gelecek arkadaşlara bazı özel okullar kapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu fırsat değerlendirilebilir. Bu da bence güzel bir şık oldu. Şimdi geldik 4 numaraya. Kendi okullarının devamı olan liselerde yüksek puanlı öğrenciler yine oldukça cazip burs imkanları sağlanıyor. Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Peki başka ne yapabilirsiniz? Bizim kanalımız Yok Böyle Bir Ders kanalının tercih yerleştirme sürecinde çektiği bir sürü video var, rehberlik videoları. Onları tek tek izlerseniz size çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Ayrıca nüfus müdürlüklerine giderek öğrencimizin nüfus kağıdında resim yoksa ekletilmesini sağlayabilirsiniz. Resimli nüfus cüzdanının en az başvuracağınız okul sayısı kadar fotokopisini hazırlayabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler. Ayrıca öğrencinin yakın zamanda çekilmiş vesikalık resmi yoksa 6 ya da 12 adet vesikalık resmini hazırlayabilirsiniz. Bunlar da gerekecek çünkü. Ve son olarak da arkadaşlar, veli adına düzenlenmiş ikametgah belgesi hazırlamanız gerekiyor. Bu da size lazım olacak. Bu şekilde 30 Haziran'dan önce yapılması gerekenler olarak bizim ekibimiz olarak düşündüğümüz şeyler, maddeler bunlar arkadaşlar. İnşallah size yardımcı olabilmişizdir. Görüşmek üzere.